Sen de diyemez. Kimse diyemez. Kimse diyemez. Görüntü çok normal mi? Hani bedava veriyor. Çok normal değil. Ama çok normal olmaması hileli olduğu anlamına gelmez. Bambaşka bir senin demin Galatasaray'da Fatih için anlattığın bambaşka bir e, anlaşma olabilir altında. Tabii ki. Kulüplerin bambaşka bir anlaşması olabilir. Yarın Fenerbahçe 3 tane futbolcu bedelsiz şey verebilir. Elinde bir sürü de oyuncu var. Gidebilecek. Bedelsiz verebilir ya. Belki böyle bir anlaşma yaptı bilemezsin. Artı ben bunu da çok sorgulamaya çalıştım ama kimse de erkekçe sorgulamıyor. Herkes böyle karnından konuşuyor. Öyle. Yüreğin yetiyorsa de ki Fenerbahçe ile yapmıştır kardeşim de. E diyemiyorsun korkuyorsun. El altından böyle. Fenerbahçe ile şeyin Kasıpbaşı'nın yaptığı anlaşma beni rahatsız etti. Niye rahatsız etti seni? Gazetecisin. Rahatsız ettiği konuyu bul, açıkla söyle. Yoksa sus. Bilirsen söyle, ibret alsınlar. Bilmezsen sus. Adam sansınlar. Yorumcu sansınlar diyelim. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın transferlerine... biz nelerini gördük ya? Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin Fener, e, şeyinde zamanı yerine göre Geçici olarak ya da kalıcı olarak sistemi bypass ettiklerini şahit olduk tarihte. Birçok, hepsine örnek verebilirim. Hı hı. Bypass ettikler. Bu bir bypass mı Onu bile bilmiyoruz şu anda. Belki dediğim gibi yarın Fenerbahçe şu anda hocasının kararına göre, yarın atıyorum Alper Potuktur, işte Dirar'dır ne bileyim, e, kendi kafasına göre uymayan oyuncuları belki Kasımpaşa'ya hediye edecek aynı şekilde. Belki böyle bir anlaşma var aralarında. Bir bekleyelim görelim. Koskoca bir camiayı... Başından beri ben sisteme fazla uymak uyduğu için eleştirdim Ali Koç'u. Şimdi sistemi delmek için eleştiremem açıkçası. Çünkü bilmiyorum öyle bir şey var mı. Olsa da çatır çatır söylerim. Şimdi benim kızdığım şu. Hiç tek kelime telefon açmıyor. Araştırma yok, şey yok. Çamur ateşi kalsın. Bunu yapmayın. Hiçbir kulübe yapmayın. Fenerbahçe ile Kasıpbaşı'nın arasındaki anlaşmanın ne olduğunu zaman içinde işte anlayacağız. Görüleceğiz hep birlikte. Bekleyeceğiz. Delik. Fanatik Gazetesi ikinci sayfasında e, dün Beşiktaş forma tanıtımını yapmıştık ki bizim de programımız esnasında gerçekleşti. Canlı yayında futbol severlerle buluşturduk. Hemen alt tarafta Sisse için kritik saatler demiş Fanatik Gazetesi. Bugün Devler Ligi'nde salı günü PAOK'a konuk olacak olan siyah beyazlar bu maçın kadrosunda olabilmesi için yeni transferini yarın UEFA'ya göndereceği listeye yetiştirmek istiyor. Papi Sisse ile anlaşma sağlayan yönetimin Senegal Yıldızları... Hızı resmen duyurması bekleniyor demiş. Sizce için artık PAOK maçını düşünecek olursak son 24 saat diyebiliriz. Yarın UEFA'ya liste gidecek Turgay abi. Sizce'yi Beşiktaş büyük ihtimalle bitirecek. Ben şimdi başka bir konuya bu konuda dikkat çekeceğim. Lütfen aşağıda kim var? Mecit. Mecit'ten rica ediyorum bunu başlık yapsın kalsın akıllarda diye. Ben Sayın Dışişleri Bakanımızdan rica ediyorum. Beşiktaş'la ilgili ciddi tedbirler almaları lazım. Ortam gerildi siyasi anlamda. Benim söyleyeceğim şimdi bak çok bu maçın romanşı yok. Olsa bir şey yapamazlar. Romanşı yok kendileri gelmeyecek ya. Gümrükten itibaren her türlü pisliği yaparlar. Takımın moralini bozmak için, otel çevresine rahatsız etmek için. Her türlü pisliği yaparlar. Ben dolayısıyla buradan Beşiktaş'ın <laughs> göğsünde ay yıldızlı bayrağımız olan Beşiktaş'ın Kendisi de çok dikkatli olmalı. Karşı taraf çünkü şımarık bir çocuk. ne yapsa yanına kar kalan bir Yunanistan. İşin siyasi tarafına çekmeye de çalışmıyorum. Eşeğin hakkında karpuz kabuğu getirmiyorum ama olacağı biliyorum. Yıllarca yaşadım bunları. Olacağı biliyorum. Rum tarafında da yaşadık. Yunanistan'da da yaşadık. Pauk Başkan'ın kendi açıklaması var. Tüm Yunanistan için mücadele edecek o akşam Pauk diye. Ben Beşiktaş'a öyle bir misyonu biz otomatik olarak kendi kendi bizim her takımımız zaten Türkiye Tabii için mücadele ettiği için böyle siyasal anlamda bir misyon yüklemeyiz biz Beşiktaş'a. Ama elbette Beşiktaş'ın galibiyeti bu defa daha anlamlı olacaktır. Turu geçmesi herkesi. Karşı tarafın bu işi böyle görmesinden dolayı. Benim söylediğim şu. Karşı taraf rövanş başı olmadığı için haftaya buraya gelecek olsalar kuzu gibi olurlar. Haftaya buraya gelecek olsalar ben Yunanistan'a dikkat diyorum. Beşiktaş dikkatli olmalı diyorum. Devletimizde Yunanistan'ı hani Beşiktaş'ın nasıl diyoruz ya bizim bir karış toprağımızda dikenin gözünü uyarız. İşte gemimize yaklaşırsan üstüne sürüyoruz. Uçağımıza it şey yaparsan kafa göz dalıyoruz. Beşiktaş'ına burnu kanamadan. İnşallah Allah korusun. Ben dememiz iyi, lazım. Inşallah Seyirci söyleyeyim. olmaması büyük bir fırsat. Burada Peki size yetişmezse Öyle bir ihtimal var mı sence paok maçında ee, Larin'le oynama ihtimali Beşiktaş'ın Şimdi siz senin Şöyle söyleyeyim statü olarak yetişmem ihtimali yok Yetişir 20'sinden sonra da liste verebiliyor Son iki gün kala da ekleme, Yani 22'sine e kadar ekleme iki kişi ekleyebiliyorsun Yani statü olarak yetişir Hı -hı. Mesele şu Hazır mı sizse Hadi hazır olduğunu söyleyelim Senin takımın hazır mı Dolayısıyla e, o hocanın verici şu anda mevcut güvenle Lerin'le bir çözüm arayacaktır Sergen Hoca. Ama e, ben bu maçı ben yani şöyle söyleyeyim. Normal şartta çok önemsemezdim. Beşiktaş çok hazır değil bilmem ne değil. Fakat maç şu anda Yunanistan'ın başbakanının da açıklaması önemli bir hale geldi. Bunu takıma iyi anlatmak lazım. Beşiktaş takımına beyler bu iş bir maçtan daha fazlasını oynayacağız. Bir maçtan daha fazlasını oynayacağız. Hı hı. Bunu e, da biz değiliz karşı taraf. O yüzden sizden ricam bugün bir adım fazla atın. Bir şut fazla atın. Yapabildiğinizden artı bir şey daha Bir tık üzerine çıkmaya çalışın. Bu maç böyle bir maç diye motive ederim takımı. Anlatırım. Yabancı oyuncu bunu çok anlamayabilir. O yüzden anlatırım. Yani e, Beşiktaş orada Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesine giden takıma kimse ciddi bir şey yapamaz ama moralini Tabii bozarlar. Ki. Moralini bozarlar. Yani İnşallah gümlük, öyle bir şey olmasın. Gümrükte bozarlar moralini, azınlıklı ha. gitsinler. Trabzonspor'dan da hemen son haberleri, gelişmeleri paylaşalım. Foto Maç gazetesi Flavio Trabzon'a geliyor demiş 5. sayfasında. Fırtına 24 yaşındaki futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladı. Brezilyalı ön libero 3 yıllık öneriyi kabul etti. Bordo Mavili yönetim kulübü Bahia'ya 1.2 milyon euroluk teklif sundu. Bugün ya da yarın resmi açıklama yapılması Bekleniyor demiş futbolcu ile ilgili Öne çıkan detaylara da bakalım. Flavio 2018 senesinde Bahya'ya kadro derinliği oluşturmak için transfer edildi. Ancak hırsıyla kendine ilk 11'de yer edindi. İlk dönemde gerçek mevkisi olmamasına karşın sabek olarak forma giydi. Bu pozisyonda zaman zaman iyi zaman zamansa vasat altında performanslar sergiledi. Ancak geçtiğimiz yıl... Gerçek mevkisi olan 6-8 pozisyonunda oynamaya başladı. Top ayağındayken çok dengeli muhteşem paslarının yanı sıra Hücuma da olumlu katkı veriyor, savunmaya yardım etmeyi seven Flavio. Top çalmada oldukça başarılı demiş. Şimdi özellikle e, dört büyüklerde hep iç piyasada bir transfer arayışı görüyoruz. Ama Trabzonspor bir tek bunların dışında e, gözünü dışarıya dikmiş durumda ki e, scout ekibi, sörlotları, vakemeleri e, bulan scout ekibi neden diğerlerini de bulamasın diye düşünüyorum ben araştırıyor demek İyi araştırıyor da güveniyor yönetimde o yüzden evet. cesaretle dışarıya yöneliyor